Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Az sonra araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençtürk'le birlikte özellikle bilançolar sezonunu tekrar ele alacağız. Gelen bilançoları, gelecek olanlardan beklentileri ve aracı kurum raporlarını turlayacağız. Ama öncesinde her sabah olduğu gibi Alaç Yatırım'a gidiyoruz. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey, bugün hem Amerika'dan aslında normalde büyüme derdik ama daralma yönlü beklentiler daha çok ağır bastığı için herhalde küçülme verisini takip edeceğiz demek lazım. Üzerine bir de FED toplantısı gelecek. Ne dersiniz? Piyasalar üzerinde etkisi olur mu? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, hafta başına itibaren baktığımızda esasen riskli varlıklar üzerinde olumlu bir görünümün devam ettiğini izliyoruz. Yani bu tabii ki virüsün salgın haline gelmesinden sonraki o panik fiyatlamanın arkasından hem işte Merkez Bankaları destekleri, hükümet destekleri, hep bunları konuştuk. Bunların desteğiyle bir miktar toparlanma yaşanmaya başlanmıştı. Şimdi tabii ki beklentiler bu hafta başına itibaren daha fazla konuşulmaya başlandı. Ekonomik aktivitenin yeniden başlaması yönelik ekonomi açılması hamlelerinin daha fazla gündeme getirilmiş olması. İşte bunlar biraz moralleri şu anda canlı tutuyor ve bardağın dolu tarafına bakılmasını sağlıyor diye söylemek gerekiyor. Bu bağlamda da evet, yani işte İtalya'da görüyoruz, Fransa'da görüyoruz, Amerika'da görüyoruz. Bunlarla ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Bununla ilgili gelişmeler şu an için baktığımızda fiyatlamalar açısından olumlu bir görünüm ortaya koyuyor. Diğer taraftan da petrol fiyatlarına baktık. Yani geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde. İşte Mayıs vadeli kontratın eksi fiyatları gelmesinden sonra Haziran'da mı acaba o şekilde gelecek şeklinde korkuya rağmen bakılırsa yatırımcılar ve fonların özellikle kontratlardaki o değişimi yapmış olmaları dün itibariyle biraz petrol fiyatlarına toparlanma sağladı. Bunda biraz petrol talebin canlanma beklentisi de bence işin içerisinde olur diye oldu diye düşünüyorum. Bunun da biraz piyasalara moral verdiğini şu aşamada görebiliyoruz. Evet, yani dediğiniz gibi artık hani merkez bankaları üzerinden gelecek olan kararları biz uzunca süredir takip ediyoruz. Bununla ilgili de bugün FED'den gelecek olan kararı izleyeceğiz. Tabii ki bu noktada herhalde şimdiye kadarki en düşük faiz konusundaki kararın ne olacağı da beklenti olacaktır diye düşünüyoruz bu toplantı için. Çünkü faizler sıfır düzeyine geldi. Bundan sonraki süreçte artık faizler ne kadar daha devam edecek bu düzeyde? Esas aranan cevap burada bu olacak. Yani bilindiği üzere özellikle virüsün salgın haline gelmesinden sonra, bir pandemi haline gelmesinden sonra özellikle ABD'nin acil finansman ihtiyacını sağlamak adına trilyonlarca dolar piyasasına pompaladığını, para pompaladığını görmüştük. Bu toplantıda buna ilişkin vaatlerini tekrardan canlı tutması açısı bekleniyor olacak. Tabii ki bu noktada önemli bir beklenti tabii ki Powell'ın yapacağı basın toplantısında söyleyeceği ifadeler, açıklayacağı ifadeler olacak. Tabii burada gelecek sorular da önemli olacaktır. Yani burada dediğimiz gibi faiz oranlarının ne kadar uzun süre daha sıfır düzeyinde devam edeceği ya da çeşitli sektörlere yeni bir plan ya da programın olup olmayacağı takip edilecek konular arasında olacaktır. Bunun dışında bir teknik ayarlama gelebilir Fed'in bu toplantısından. Özellikle bankaların Fed'de tuttuğu fazla rezervlere ilişkin faiz oranında belki bir yukarı yönlü bir revizyon belki burada gündeme gelebilir. Açıkçası piyasalar buradan çıkacak mesajları oldukça yakından takip edecek faiz kararı dışında diye söylemek gerekiyor. Tabii dediğiniz gibi aynı zamanda bugün ABD'den küçülme verisini görüyor olacağız. Doğal olarak virüsün ilk çeyrek içerisinde salgın haline gelmesinden ötürü ekonomik aktivitenin durmasından kaynaklı olarak ABD ekonomisinde ciddi anlamda bir bozulma görüyor olacağız. Tabii bu beklenen bir gelişme. Yani %3,5 %4'ler civarında gayri safi yurt dışı hasılada bir küçülme beklentisi var. Tabii burada önemli olacak faktör, bu böyle bir beklenti dahilinde bir küçülme gelirse çok önemli bir fiyatlama etkisi olacağını düşünmüyorum. Diğer tarafa bakılıyor şu anda. Daha çok ekonominin açılması, işte biraz da virüs etkisinin azalmaya doğru gitmesi. Bunlar biraz daha ön planda tutuluyor. Fakat %4'ün üzerinde bir daralmayla, küçülmeyle karşılaşılırsa o zaman belki biraz da olumsuz fiyatlamanın geldiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bugüne bakarsak piyasa, evet, bugün yine moralli. ABD vadeleri yükselişte, dün gelen bilançolar oldu. Özellikle Alphabet'in bilançosu beklentinin üzerinde geldi. Bunun dışında teknoloji hisselerinde de alımların olduğunu gördük. Beklenen diğer gelişmelerle birlikte baktığımızda ABD vadeleri pozitifte. Asya tarafına baktığımızda da merkez bankaları üzerinde gelen hamlelerin de biraz etkisi oldu ki Japonya Merkez Bankası'nı gördük bu hafta içerisinde attığı adımlarla birlikte. Orada da biraz yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda buradan yurt içine gelecek olursak da endeksin özellikle bu hafta başından itibaren %2'ye yakın yükselişi olduğunu görüyoruz. Yurt dışına bağlı hareketler devam ediyor.
ve bu bağlamda 50 günlük üstel hareketli ortalamasını geçtikten sonra da yukarı hareketliliklerde 102 bin seviyesine doğru bir yukarı zorlamasını olduğunu gördük. Şimdi bu noktada bakmamız gereken bugün pozitif açılış yapacağız. Çünkü Viyop tarafı da pozitif başladı. Yani burada 99.500 hem 50 günlük ortalama hem de 20 Mart'tan gelen trendin desteği. Bunun üzerinde tutulmayı sürdürdüğü müddetçe ben yukarı hareketin biraz daha ön planda kalabileceğini, fakat yukarı hareketliliklerde de 102.700 seviyesinin bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Şubat'tan gelen düşüş hareketinde bu seviye biraz önemli. Bunun üzerine geçmesi gerekiyor öncelikle endeksin. Burada tabii 81.950 gördükten sonra %20'nin üzerinde bir yükselişle boğa piyasasına girdiğimiz şu anda gözleniyor. Bunu koruyabilirsek yukarı potansiyel, yaşadığımız diğer gelişmelerle alakalı olarak bir miktarda potansiyel yukarı yönünü taşıyabilir diye açıkçası bu noktada düşünüyorum. Dolar TL'ye gelirsek bugün itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı bir değer kazanımı olduğunu görüyoruz. İşte bu bahsettiğim gelişmelerle de alakalı biraz. Bugün gelecek olan ABD verisiyle de biraz ilintili olabilir bu. Bu bağlamda riske duyarlı para birimlerinde değer kazanımı ile dolara karşı bir kazanım var. Dolarda geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu bize biraz olumlu olarak yansıyabilir. 7 seviyesinin üzerine çıkamayan bir dolar TL hareketi var. Bu noktada biraz tabii ki 22 Nisan'dan bu yana böyle bir hareket olduğunu görüyoruz. 7 üzerine çıkmadığımız sürece dolar TL'de baskı biraz daha devam edebilir. Bugün benim takip edeceğim yer 6.92-94 bölgesi. Bunun üzerinde tutum olursa buradan tekrardan tepki alınır gelebilir. Fakat 7 üzerine şu aşamada çok da fazla bir potansiyel olduğunda açısı tam olarak düşündüğümü söyleyemem. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ediyoruz bu toparlama için. Ve tabii bilançolar tarafında dün Akbank'la birlikte banka rakamlarını almaya başladık. Birinci çeyrekle ilgili Akbank'ın açıklamış olduğu kar seviyesi 1.3 milyar TL düzeyinde. Aslında Gizem, dün sabah da seninle konuştuğumuzda piyasada bu tip bir beklenti olduğundan bahsetmiştin yanlış hatırlamıyorsam. Bu sabah gördüğüm aracı kurum raporlarında da genelde Akbank'tan gelen bilançonun nötr olarak değerlendirdiğini izliyorum. İstersen önceki Akbank'ın bilançosundan bu sabah şirkete haberlerine başlayalım. Dediğim gibi Zeynep, piyasaya paralel sonuçlar açıkladığı Akbank, bundan kaynaklı olarak da beklentiler hisse etkisinin olmaması yönünde aslında. Ne geldi bilanço diye bakacak olursak 1.3 milyar TL'lik bir kar rakamı kaydetmiş olduğunu gördük. Ekrana getirdiğim tablo zaten beklentilerle şu sütunda gerçekleşen rakamları gösteriyor. 1.3 milyar TL'lik beklentiye paralel bir net kar rakamı gördük Akbank'ın 2020 yılının ilk çeyreğinde. Şimdi genel itibariyle piyasadaki diğer yani alt kalemlere de bakalım aynı zamanda. Birinci çeyrek sonuçlarının neye işaret ettiğini söyleyeyim ilk etapta. 1.3 milyar TL'lik net kar rakamı çeyreksel bazda %1'lik düşüş anlamına geliyor. Yıllık bazda ise Akbank'ın net karının %11 oranında düştüğünü gösteriyor bizlere. Öz kaynak seviyesini 2019'da %11 olarak bitirmişlerdi. 2020'nin birinci çeyreğinde öz kaynak karlılığının %9.7'ye düştüğünü gözlemliyoruz. Bununla birlikte Covid-19'dan kaynaklı ek karşılıklarla LY ile ilgili ayrılan 871 milyon TL karşılık aslında karlılık üstünde baskı yaratan unsurlar. Ayrıca komisyon gelirleri ve faaliyet giderlerine baktığımızda aslında analistlerin beklentilerinden biraz daha olumsuz bir gelişim gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte herhangi bir beklenti ya da tavsiye değişikliği hiç olmadı şimdiye kadar gelen analist raporlarına baktığımda. Yani Akbank bilançosunu açıkladık sonra tavsiyemizi değiştiriyoruz diyen kimse gözüme çarpmadı şimdiye kadar. Diğer alt kalemlerde neler var? Mesela ticari kredilerine bakıyorum. Bir miktar daralma var. Bundan kaynaklı da toplamdaki kredi büyümesi Akbank'a sınırlı kalmış olduğunu gördük. Birinci çeyrekte Akbank'ın da mevduat tabanının büyüttüğünü gördük. Komisyon gelirleri tarafında tabii ki burada yapılmış olan belli başlı regülasyonlar vardı. Bu yüzden Akbank'ın da komisyon gelirlerinin bundan bir miktar negatif yönde etkilendiğini, baskı altında gelmiş olduğunu söyleyebilirim. LY'yi söyledim. Bu hatırlatmak gerekirse OTAŞ kredisi için kullanılan şirketten bahsediyorum. Burada bankanın ilk çeyrekte TL'deki değer kaybının etkisiyle LY için değer düşüklüğüne ilişkin 871 milyon TL karşılık gideri kaydetmesinin yanı sıra 250 milyon TL'de serbest karşılık ayırması da net karı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bununla birlikte salgın nedeniyle artabilecek riskler nedeniyle bankaların genel itibariyle karşılık politikalarında bundan sonrasında daha da temkinli davranması bekleniyor. Onu da altını çizeyim. Bir taraftan da borsa açıldı. %0.5'lik bir artıyla başlıyoruz güne. 101.212 puandan güne başlamış bulunmaktayız. Şu aşamada endekste %9
%9.9'luk primiyle dikkat çeken bir Deva var ilk işlemlerde. Bursa Çimento'yu görüyorum yine en çok yükselenler listesinde. Güneş Sigorta en çok yükselenlerde %1.9'luk primiyle beraber BIST yüzde 3. sırada. İpek Enerji, Logo, Akçansa, Koza, Hektaş hisseleri en çok yükselenler listesini takip ediyor. Düşenler tarafında ise bizim var %1.75'lik düşüş kaydediyor bugün itibariyle. Bilançosu geldi, onu da detaylarından bahsederiz. Çelebi, Anadolu Cam, Pegasus düşenler listesini takip ediyor. Bununla birlikte yine haber akışı gördüklerim içerisinde bir Türk Hava Yolları'ndan bahsedeceğim yine ilerleyen dakikalarda. Bir de Anadolu Efes'ten yine bir temettüye ilişkin karar var. Bugün bunun da aynı şekilde analistler zaten etkisinin negatif yönde olmasını bekliyorlardı Zeynep. Şimdi Akbank tarafında bilanço not geldi dedik. Turkcell tarafında da dün bilanço rakamlarını takip ettik. Orada gördüğüm kadarıyla raporlar genellikle olumlu açıdan görmüşler. Turkcell bilançosunun detaylarıyla devam edelim istersen Gizem. Orada da yine birinci çeyreğe baktığımızda 872.7 milyon TL'lik bir kar açıklaması var. Aslında %28'lik bir aşağı yönlü hareket ama piyasa daha düşük rakam bekliyordu. Şimdi bu tarafta yıllık bazda net karın düşmesinden bahsediyorsun. Geçen senenin aynı çeyreğinde 1.2 milyar TL'lik net karı vardı. Evet, bu açıdan baktığımızda yıllık bazda rakam düşüşe işaret ediyor ama 2019'un birinci çeyreğini Turkcell üzerinde hatırlatmakta fayda var. Çünkü hatırlatmak gerekirse şirket 772 milyon TL Fintur satış karı kaydetmişti geçen yılın birinci çeyreğinde. O yüzden baz kuvvetli. Onun da altını çizmek lazım. Aslında burada bahsettiğim bir defaya mahsus geliri hariç tutarsak net gelir yıllık bazda mesela %93'lük bir artışa da tekabül ediyor. Aslında bilanço dediğim gibi genel itibariyle oldukça olumlu. Çünkü hem operasyonel sonuçlarının oldukça kuvvetli geldiğini gördük. Bir de finansal risk yönetiminde oldukça temkinli tutmuşlar, ihtiyatlı davranmışlar. O yüzden de biz net kar rakamının bu piyasa beklentisinin 815 milyon TL civarında bir piyasa beklentisi vardı. Gerçekleşen birinci çeyrek net dönem karı 873 milyon TL ile piyasa beklentisi aştı diyebiliriz. Satışlar tarafına baktığımızda 6.6 milyar TL civarında bir satış geliri kaydettiğini gördük. Neden bir büyüme kaydediyor? Çünkü dijital servislerde ve data kullanımında artış var. Bunun da özellikle Turkcell'in gelirlerini beslediğini söyleyebilirim. Favök tarafına baktığımda 2.8 milyar TL'lik bir Favök rakamı görüyorum ki bu da yıllık bazda %23'lük bir artış anlamına geliyor. Marjlarında da aynı şekilde iyileşme var. Maliyet kontrolleri buna etmen, gelir büyümesi buna etmen. Dolayısıyla %42.2'lik bir Favök marjı gerçekleştiğini gördük ki 2019'un ilk çeyreğinde Favök marjı şirketin %40.2 idi. Yani yıllık bazda baktığımızda 2 yüzde puan kadar bir Favök marjı iyileşmesi var. Ancak şu var, Turkcell 2020 beklentilerini revize etti. Çift haneli büyümeyi ve istikrarlı marjları hedefleyecek şekilde revize etmişler. Covid-19 etkisinin ikinci çeyrek boyunca süreceği ve devamında normalleşmenin kısmen de olsa başlayacağı varsayımıyla beraber 2020 yılı gelir büyümesi beklentisi daha öncesinde seninle konuşmuştuk. Hatırlatmak gerekirse %13 ila %16 aralığında bir gelir büyümesi bekliyorlardı. Yaptıkları revizyonla bu büyümeyi %10 ila %12'ye yani aşağı yönde revize etmişler. Favök marjı hedefini daha öncesinde %39 ila %42 aralığında bir Favök marjı hedefliyorlardı. Şimdi onu %40 ila %42 aralığına aşağı yönde revize etmişler. Bununla birlikte operasyonel yatırım harcamalarının geliri oranı beklentisi de %16 ila %18 aralığından %17 ila %19 aralığına güncellendi bilançonun ardından. Ancak bunun da analistler gözünde mevcut durumda zaten anlaşılabilir olduğunu değerlendiriyorlar. O yüzden de her ne kadar 2020 beklentileri aşağı yönde revize edilmiş olmasına rağmen bunun etkisinin olmayacağı, daha çok beklentilerin üzerinde gelen birinci çeyrek finansallarının hisseye de etkisinin pozitif yönde olacağı beklentisi vardı. O yüzden de olumlu bir piyasa beklentisine zaten arkadaşlarımız ekrana verdi. %0.94'lük bir primle şu aşamada işlem görüyor Zeynep. Biraz sonra ekonomik güven endeksini değerlendireceğiz ama öncesinde istersen bilançoları tamamlayalım. Bizim toptandan rakamları gördük. Yine Gözde Girişim'den bilanço geldi. Bu rakamları acaba piyasa nasıl karşıladı? Bizim toptanın iç çeyrek net dönem karı gerçekleşen rakamlar piyasa beklentisinin altında kalmış olduğunu gösteriyor. Buradaki rakam 3.8 milyon TL'lik net kar rakamı. Dün de söylemiştim zaten 3-4 tane analist bizim toptan için tahmin vermiş terminali. O da 5 milyon TL'lik bir net kar beklentisine işaret ediyor.
ediyordu. Dolayısıyla burada bahsettiğim 3.8 milyon TL'lik net kar rakamı piyasa beklentisinin altında kaldı. Aynı bu arada yıllık bazda bir kıyaslama yapmak gerekirse değişim göstermediğini görüyorum. 2019'un da birinci çeyreğinde 3.8 milyon TL'lik bir kar rakamı kaydetmişti zaten bizim toptan. Satış gelirleri tarafında 1.2 milyar TL'ye yaklaşmış. Bu da 2019'a kıyaslayacak olursak %15'lik bir artışa tekabül ettiğini de ifade edebiliriz. Yani genel itibariyle FAVÖK rakamını da söyleyeyim. O da 51.6 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 2019'un birinci çeyreğinde bu rakam 58.3 milyon TL'ydi. Dolayısıyla FAVÖK rakamının da %11 oranında yıllık bazda düşüşe işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte gözde girişim tarafında da analistler gözünde çok olumlu karşılanmayan bir başka finansal aldık. 2020'nin ilk çeyreğinde 310.3 milyon TL'lik bir net dönem zararı açıkladı. Ki geçen yılın aynı çeyreğinde net dönem zararı 340.2 milyon TL'ydi hatırlatmak gerekirse. Satış gelirleri ancak geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda çok ciddi bir artışa tekabül ediyor. Bu çeyrekte 9.6 milyon TL'lik bir satış geliri elde ettiğini gördük. Dolayısıyla genel itibariyle zarardan kaynaklı olarak analistlerin aslında finansalların etkisini negatif olarak değerlendirdiğini söyleyebilirim. Birkaç tane daha yine bilanço almıştık dün itibariyle. Sasa bunlardan bir tanesiydi. Yine Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Faktöring'de diğer gelen bilançolarda hatırlatmak gerekirse Zeynep. TÜİK tarafına döndüğümüzde ekonomik güven endeksinin açıklandığını izliyoruz. Nisan ayı için 51,3 seviyesi açıklandı. Ne anlam ifade eder? Hemen bakmaya çalışalım. Mart ayında endeks 91,8'di. O nedenle Nisan'da %44,1'lik sert bir geri çekilme içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Endeksin düşüşü nereden kaynaklandı dediğimizde tüketici, reel kesim, imalat, sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinde aşağı yönlü hareket var. Bu sebeple manşet endeksinde aşağı geldiğini takip ediyoruz. Detaylara bakalım. Tüketici güven endeksi tarafını hatırlatalım öncelikle. %5,8'lik bir azalış görüp burada 54,9 demiştik. Yine yayınımıza denk gelmişti. Reel kesim güven endeksinin bir öncekiye göre %36,8 azalışla 62,3 olduğunu aktarmıştık. Hizmet sektörü güven endeksinde yine %50,1'lik bir azalma var. 46,1 değeri burada alındı. Perakende ticaret sektörü güven endeksinde %26'lık bir düşüşle 75,2'deyiz ve inşaat sektörü güven endeksi %42,2 oranında azalışla 44,7 değerini aldı. Şimdi bir tarafta tabii yarın enflasyon raporunda da iç taleple ilgili acaba neler düşünüyor, çıktı açığıyla ilgili neler düşünüyor Merkez Bankası, bunları görme şansımız olacak Gizem. Ama genel tabloya bakıldığı zaman pek de iç açıcı değil. Koronavirüsün etkilerini herhalde Nisan'da Mart'a kıyasla çok daha net gördük diyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Hatta bu alt endeksler içerisinde en iyimser tarafta kalan diyeyim. Daha doğrusu endeksin en az düşüş gösterdiği yer bu noktada tüketici güven endeksi olmuş. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle zaten beklendiği üzere en fazla güveninde gerileme kaydeden inşaat sektörü güven endeksinde bir kez daha olmuş olduğunu hatırlatayım. %42,2 oranında aylık bazda bir geri çekilmeye işaret etmişti. Bununla birlikte perakende ticaret sektörü güven endeksinde yine %26'lık bir düşüş var. Hizmet sektöründe %50,1. Hizmet sektörü yani en fazla güven endeksinin gerilediği birinci alt endeks. İkincisi de inşaat sektörü güven endeksinde hatırlatmış olayım. Zaten ekonomik güven endeksi dediğimiz endeks, perakende güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, tüketici, inşaat ve reel kesim güven endekslerinden ağırlıklandırılarak elde edilen bir endeks olduğunu da hatırlatmış olalım. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle gayet normal bu düşüşü görmemiz. Sadece dediğim gibi en fazla hasar gören, en fazla güveninde zayıflama kaydettiğimiz yer %50,1'lik düşüşüyle beraber hizmet sektörü güven endeksinin endekse en fazla, ekonomik güven endeksini en fazla aşağı çeken alt endeks olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bilançolar tarafına bir kez daha dönecek olursak bugün Garanti Bankası'nı takip edeceğiz. Hem istersen bugün gelecek bilançolardan beklentileri konuşalım. Hem de az önce sen de söyledin havacılık sektörünü de bugün mümkün olduğunca konuşmaya çalışacağız diye. Hem Türk Hava Yolları'nda hem de Pegasus'ta kabaca Mayıs ayının sonuna kadar uçuş iptalleri, tarifeli seferler için söz konusu oldu. Piyasacılar acaba sınırlı negatif olarak mı görür, nötr olarak mı görür böyle bir gelişmeyi? Genel itibariyle bu havacılık tarafındaki gerçekleşen haber akışına baktığımızda
yani çok sürpriz diyemiyor tabii ki kimse ama yani şu an itibariyle tabii ki havacılık sektörüne dair beklentilerin genel itibariyle olumsuz olduğunu da söylemek lazım. Dediğim gibi bu hayatın normalleşmesiyle zaten doğrudan doğruya ilgili. Ekrana getirdiğimiz grafikte de IATA'nın bir göstergesi var. Nisan başı itibariyle küresel uçuşların %70 düştüğünü açıkladılar. Bölgesel bazda da bakacak olursak en derin düşüşü yaşayan yer Avrupa'da olan uçuşlar. Bununla birlikte Asya Pasifik onu takip ediyor. Kuzey Amerika tarafında hani nispeten yine çok sert düşüş var ama Avrupa ve Asya Pasifik'le kıyasladığımızda görece daha az düştüğünü söyleyebiliriz. Bir taraftan da en son Türk Hava Yolları'na ilişkin gelişmeyi de aktarayım. Salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında tüm iç hat ve dış hat uçuşlarını en son 28 Mayıs'a kadar uzattıklarını duyurdular. Onun da bir kez daha altını çizmiş olalım. Bugün açıklanacak olan bilançolara bakacak olursak şimdi tabii ki çok net kesin tahminleri ya da ne zaman açıklanacağını her hissen bilmiyoruz ama garanti kesin olarak bildiklerimizden bir tanesi. Bugün bilanço açıklaması bekleniyor. Garantinin finansallarından beklentileri de farklı farklı kurumların şimdiye kadar zaten aktarmaya çalıştık beklentilerini. Ama zaten banka bilançolarında dediğim gibi beklentiler çok büyük bir sapma göstermez. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 1.8 milyar TL'ye aşkın bir net kar rakamı bekleniyor. Anadolu Hayat'ın da birinci çeyrek finansallarını açıklamasına beklendiğini ifade eden analistler vardı. Bununla birlikte Tofaş gelebilir yine bugün birinci çeyrek finansallarını açıklayabilir. Bir de yani terminalde gördüğüm tarih 5 Mayıs olarak gösteriyor bana ama bazı analistler Ereğli'nin de bugün bilanço açıklaması beklenebilir şeklinde notlarında ifade etmişler Zeynep. Şimdi bütün bu haberleri toparladıktan sonra istersen bir de yine genel çerçevede bilanço sezonundan beklentilere zaman ayırmaya çalışalım. Son 2-3 dakikamız içerisinde iş yatırımın bilanço sezonundan beklentileri var elimizde. Onları paylaşmaya başlayalım. Geri kalanını da artık yarın aktarırız. Şimdi bazıları tabii yavaş yavaş gelmeye başladığı için hani bu raporlar tabii ki finansallar açıklanmadan önce geliyor. İş yatırımınkinde de içinde zaten bazı aldığımız finansallar da olacak. İş yatırım beklentilerine geçmeden önce çok ufak bir not düşeyim. Yine iş yatırımın yorumunu aktaracağım çünkü. Az önce Anadolu Efes'ten bahsetmiştim. Evet. Bu noktada hatırlatmak gerekirse yönetim kurulu Şubat sonu geçmiş yıl karlarından 1.5 milyar TL üzerinde bir temettü dağıtımını genel kurulun onayına sunmaya karar vermişti. Şimdi mevcut durumda salgının ekonomik etkilerinin azaltılması hakkındaki kanunun geçmiş yıl karlarından temettü dağıtımını engellemesi ve Anadolu Efes'in 2019 yasal finansallarında kar oluşmaması nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı. Dediğim gibi Şubat toplantısını hatırlattım. Ama iş yatırım diyor ki çıkarılan yasanın süresinin dolmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında temettü dağıtımının olası olduğunu düşünüyoruz demişler. Yine de haberin hisse üzerinde negatif olmasını bekleriz demişler. Yatırımcısı için temettü konusu önemli olduğundan dolayı bir kez daha altını çizmek istedim. İkinci yarıda beklenti var çünkü. Hemen buradan geçiyorum yine iş yatırımına devam edeyim. 2020 tahminlerine ilişkin ekrana bir iki tane grafik getireceğim bunların içerisinde. Şirket bazlı olarak hangi şirkette FAVÖK büyümesini ve net kar büyümesini ne yönde bekliyorlar? Onlarla ilgili grafiklerimiz de gelsin. Araştırma kapsamındaki finans dışı şirketlerde 2020'nin birinci çeyreğinde FAVÖK tarafında yıllık bazda %3, net kar tarafında ise yıllık bazda %50'lik bir gerileme beklediklerini ifade etmişler. Havacılık sektöründe yıllık bazda artış gösteren net zarar rakamı, demir çelikte daralan net kar tahminleri toplu rakamı aşağı çekerken otomotiv, savunma ve gıda perakendesi toplu net kar ve FAVÖK rakamlarındaki gerilemeleri sınırlıyor demişler. İletişim sektöründe FAVÖK rakamının geçen yıla oranla %15 or yukarıda olması tahmin ediliyor demişler. Bununla birlikte ekrana getirdiğimiz tablodaki daha net görünmesi açısından ifade etmeye çalışayım. FAVÖK karlılığının en çok artmasını bekledikleri şirketler arasında mesela Doğuş, Logo, Indes, Anadolu Cam tarafının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yıllık FAVÖK büyümesini bu noktada görüyoruz. Çeyreklik FAVÖK büyümesinin ise çok belirgin olan çok fazla şirket olmadığını söyleyebilirim. Net karın ise nispeten çeyreksel bazda daha iyi performans göstermesini bekledikleri tarafta Yapı Kredi tarafının olduğunu ifade edebilirim. Bir taraftan bu tabloda BIST 100'e göre göreceli performansı var dikey eksende. Hisse taraflarına baktığımızda tabii performans olarak çok iyi olan olmadığı için o yüzden sağ yukarı eksende çok fazla bir hisse göremiyoruz. Onu da altını çizmek lazım. Bu raporla daha sonrasında devam edebiliriz ama özetlediğim gibi en azından sektörlere dair beklentiler bu şekilde Zeynep.
Devamını da yarın paylaşmaya çalışacağız. Zamanımız yettiğince diyelim. Gizem Uzuner Araştırma Müdürü Yardımcımıza teşekkür ediyoruz bu detaylar için. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.